İyi günler. Bugün 25 Eylül 2014 Perşembe. İşte başlıklar. Akşam dünyaya 7 mesaj. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 69. Genel Kurulu'nda konuştu. Bölgedeki gelişmeleri değerlendiren Erdoğan dünyaya seslendi. Çifte standart güvensizlik oluşturuyor. Küresel vicdanı yaralıyor. Dünya, şirketlerin dış borcu yüksek risk taşımıyor. Merkez Bankası'nın yayınladığı araştırmaya göre firmaların dış borçlarının yarattığı risk ima ettiğinden daha az. Habertürk, Erdoğan Birleşmiş Milletler'de bombaladı. Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi. Birleşmiş Milletler niye var sorusunu ortaya attı. İnsanlık çağrısı yaptı. Hürriyet, pranga taktılar. Ateşe IŞİD'deki esareti anlattı. Musul'daki Türk Konsolosluğu Ticaret Ateşesi Mehmet Argüç, IŞİD'liler bizim ayaklarımıza pranga taktılar. Ellerimizin kelepçelendiği, gözlerimizin bağlandığı zamanlar da oldu dedi. Milat, Allah razı olsun. Tarih boyunca mazlumlara kucak açan Türkiye, IŞİD'den kaçan Suriyeli Kürtlere de şefkat elini uzattı. 150 bin Suriyeli Kürt Türkiye'ye dua ediyor. Milat Suruç'ta sığınmacılarla görüştü. Milli Gazete, aldanma, aldatma. Hegel ve Kerry'nin taleplerine bir gün sonra olumlu cevap verildi. Silah kuşanıldı, cephenin yolu tutuldu. Milliyet, sınır boyu güvenli hat. Suriye ve Irak sınır hattının 20-25 kilometre içine dek uzanacak bir güvenlik şeridi oluşturulması üzerinde çalışılıyor. Posta, içimiz yanıyor. PKK'lılar önceki gece Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Cumhuriyet Parkı'nda bulunan Atatürk anıtını benzin döküp yaktı. Sabah, insanlık suçuna alenen ortaksınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler'de tarihi bir konuşma yaptı. Çocukların öldürüldüğü bir dünyada hiç kimse masum değil dedi. Star, askeri yargıda paralel terör. Askeri Yargıtay üyesi MYA paralel dava dosyalarına karşı oy verince tehdit mektupları aldı. Pes etmeyince eşinin iş yerine ve evine özel hayatıyla ilgili iftira dolu mektuplar gönderildi. Türkiye, konuşmayın, icraat yapın. Erdoğan'dan Birleşmiş Milletler'de sert çıkış, çocukların öldüğü ve öldürüldüğü bir dünyada hiç kimse masum değildir, bu insan onuruna yakışmaz. Yeni Akit, yol haritamızı biz belirleriz. Akdoğan'dan Türkiye adım atsın diyen Kerry'e tepki. IŞİD'le mücadelede Türkiye'yi ön saflarda görmek isteriz diyen Amerika Dışişleri Bakanı Kerry'e tepki gösteren Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Kerry Türkiye'ye ev ödevi veremez, yol haritamızı biz belirleriz dedi.